Agalarım, herkese selamlar. 17, 18 ve 19 Eylül 2024 Şampiyonlar Ligi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Çok güzel maçlarımız var, inanılmaz güzel maçlarımız var. Benim sizlere bir adet de ideal kombin olacak. Aga, aynı şekilde bak, artı 500 beyniyi bir görelim öncelikle. Yorumlarda da en azından bir emeğine sağlık kan galiba. Hafta sonu fulledik. Cumartesi 10 maçın 7'si geldi. Pazar vermiş olduğum 7 maçın hepsi geldi. Sizlerden ricamız desteklerdir. 3 günlük bir video. Skorlar, tahminler her şey içeride. İsterseniz direkt başlayalım. Ama destekler gerçekten önemli. Öncelikle maç skor yarışmamız var. 2 adet maç skor yarışmam var sizlere. Bir tanesi Galatasaray ile Gaziantep. O simenin gelişiyle birlikte gayet iyi oldu. Takım en son 5-0 kazandı. Bu Gaziantep maçı ne olur sizlere sorduk. Bir de Diğer günden çarşamba gününden Manchester City ile Inter. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Bilen toplamda 6 kişi. 3 tane Galatasaray'dan 3 tane City maçından toplamda altı 6 kişi 7 gün boyunca misafir edelim. Daha önce yapmış olduğumuz Beşiktaş Trabzon maç skorunu kazanan arkadaşlardan bahsedelim. Cüneyt Erkan, Emre Doğan, Tebriz Tebriz, Ramazan Güçlü, Ralph Yılmaz isimli arkadaşlar kazandı. Benimle WhatsApp hattına iletişime geçebilirler. Aga. Ekranda gördüğünüz 0534 446 5989 numaralı hatta mesaj atarak da iletişim kurabilir. Her türlü soru görüş öneri WhatsApp gruplarına dahil olmak isteyenler varsa aga, iletişime geçeceği WhatsApp hattı burası. Açıklama ve yorumlarda zaten linki var. Tıkladığınız an bana zaten doğrudan mesaj atabiliyorsunuz. Geçtim. Aga ekrana bir sanat eseri gelsin. Nazar değmesin aga. Kanka emojisi koydum yanına da yani pazar günü vermiş olduğumuz bütün maçlar geldi. Çok güzel yorumlar, mesajlar geldi. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok güzel kazananlar da var. 7 maçlık kombine yapanlar var. Çok güzel kazan. Hatta 7 maçı biraz sadeleştirmiş. Toplam 10 oran çıkarmış mesela. 2060 20 küsür bin lira para almış mesela. Çok güzel. Ama 7 maçlık kombin yapmayın. Yani bu inşaatçı fişi gibi oluyor. İnşaatçı kuponu oluyor. Dediğim gibi çok güzel geçti. Güzel yorumlardan dolayı tebrikler, teşekkürler. A aynı şekilde. Aynı şekilde geçmesi dileğiyle Aga. şampiyonlar Ligi'ne de güzel hazırlandığımı düşünüyorum. Devam ettim. Aga misli seviyesinde dün en güvendiğim iki mücadele benim. Bir tanesi Fenerbahçe. Derbi öncesi bir puan kaybı yaşayacak mı sanmıyordum. Fenerbahçe'nin galibiyetine ben burada 7000 misli aldım. ren Montpellier mücadelesine bunun oranı bu arada yüksek. Avrupa'da 1.60 küsur oranı vardı. Ren maçının bir buçuk üstünde galibiyetine 5000 misli de aldım aga. Yüksek misli seviyesinde aga. Bu şekilde en güvendiğim karşılaşmalara bak. Fener'in maç sonunu ben ideal kuponu ana kuponu da koydum. Ama ekstra en güvendiğim karşılaşmalara yüksek misli seviyesinde miktar öneriyorum. 7000 TL, 5000 TL şeklinde. Sadece bu değil. Dün mesela Beşiktaş maçı 1-0 geriye düştü ya. Maçı Beşiktaş'ın kaybetmesine yani maçın geriye kalanını Beşiktaş kazanır diyerekten de Aga 1-0'da verdim. Oran 1.39'du. Dakikada 20 falan da inanılmaz bir oran. Kaçırmadım. Yüksek misli canlı da yapıyorum. 3000 TL'de bunu alın dedim. Buradan da yaklaşık 4-4-4 dersek 1200. Avrupa'dakiler 1600 liraya yakın. Tek canlıdan net kar etti. Yüksek misli seviyesi bu şekildeydi. Geçtim. YouTube'da sizlere bir ideal kombine vermiştim aga. Pazar günü videosunda videonun sonunda da var zaten. Yine aynı şekilde bir adet ideal kuponum olacak sizlere. Dediğim gibi bu hem YouTube'un ideal kuponuydu hem de pazar günü benim ana kuponumdu WhatsApp grubunda. Geldi aga tebrikler. Sadece bu değil alternatif kombinim de vardı aga. Biraz küçük kalmış olabilir ama Tottenham Arsenal korner Atletico Madrid kazanır 4.5 alt o da tertemiz geldi. Z raporu da aşağıda durdurup da buradan takip edebilirsiniz. Canlı olarak zaten gruplarda izlemiş olduğumuz karşılaşmalara en iyi şekilde değerlendirmesini yaparak da ilerliyoruz. Onu geçtim. Herkes açık Telegram grubu. Bakın şunu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi kuponu da ücretsiz Telegram grubunda. Şu an ekranda görüyorsunuz. Açıklamada linki var. Yorumlarda linki var. Kanga tip ücretsiz yazarsanız Telegram'a ulaşabilirsiniz. Buraya mutlaka katılın. Dün stadyuma gittik. Stattan canlı yaptık mesela. Buraya da verdik anladın mı? Burada mutlaka sizler de olmanızı tavsiye ederim başlayalım. Sizlerden ricamız Aga artı 500 üstünde beyni beklememizdir. Bak beğeniler gelsin bir de en azından emeğine sağlık. Ne bileyim fullemişiz teşekkürler nazar değmesin. Bir nazar emojisi bile bıraksanız yeterli olacaktır. Young ile Aston Villa. Şimdi Aga iyi dinleyin bunu. Güzel güzel, güzel hepsini anlatacağım. Şimdi Aston Villa bu maçta iki ayaklı değil. Young Boys'la bir daha nerede oynayacak? Hiçbir yerde oynamayacak Aga. O yüzden bu maçta deplasmanda da olsa ben saldırmasını bekliyorum. Çünkü yani bu maçın rövanşı yok. Aston Villa şey mentaliyle çıkmayacak. Ya biz bu deplasmanda hadi bir bir berabere kaldık. Kendi evimizde turu atlarız. Böyle bir şey yok. 3 puanlı sistem olduğu için mücadeleyi yenmeye oynayacak. Young Boys Galatasaray'ı eledi. Ama Galatasaray üstünlük oldu. Aston Villa yani bu da bir de Avrupa veya Konferans da değil. Şampiyonlar Ligi ilerlemek isteyecektir. Ben burada Aston Villa'nın galibiyetini bekliyorum aga. Hatta şöyle e, maçın 2-2'si iki, var mı? Olma ihtimali var ama ben sanmıyorum. İndeks beklentisi 2-1 ayarında bir Aston Villa galibiyeti. Deplasman 1.5 üst. Yani Aston Villa'nın burada atacağı 2 gol idealden değerlendirilir. Yüksek oranlarla biraz daha oranı yükseltelim derseniz de. E, 1.5 üstünde 2 yaparsanız 1.70'e kadar. Hatta 2.5 üstünde 2 olma ihtimali bile var bence. Ben burada Aston Villa'nın 2 golünü bekliyorum. 2-0, 2-1, 3 bulursa 3 de olabilir. O şekilde bir Aston galibiyeti bekliyorum. Galatasaray Gaziantep bu maçın maç konusu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Gaziantep'te son mücadelesinde Sivas'a 3-2 mağlup oldu. Maçın özetini izleyebildim. Galatasaray 5-0'lık bir kendi evine galip gal galip geldi. Erteleme maçı bu arkadaşlar. Çaykur Rize'ye karşı galip gelmişti. Ben burada Gaziantep'te geçmesini bekliyorum. Burada ne alabiliriz? O simen faktörüyle ilk yarıdan gelecek bir Galatasaray galibiyeti. Bu arada oranlar yükselmiş. Yani 40 dakika önce oran 1.50 idi. Şu an 1.60'lara doğru 1.55, 1.52 bandına kadar yükselmiş. Ama dediğim gibi taraftarın desteğiyle birlikte burada ben Galatasaray'ın ilk yarıdan galibiyetini bekliyorum. Kuponlara koyar mıyım? Belki biraz da oynayaraktan koyabilirim. Sporting Lisbon Lille mücadelesi. Aga Sporting Lisbon'un bu Lille'nin içinden geçmesi çok çok olası bence. Ha, kalite olarak, oyun olarak baktığım zaman Sporting Lisbon gerçekten bir adım hatta iki adım önde. Ben burada Lisbon'un hatta şöyle söyleyeyim. İndeks beklentisi 3 birlik bir Lisbon galibiyeti. Ben burada Lisbon'u kendi evine doğrudan tur atlamasını bekliyorum. Tur atlaması derken galip gelmesini bekliyorum. Matsun'u bir doğrudan bir 50'den aldık mı? Aldık. Yüksek oranlarında 2.14 gibi orandan ben Sporting Lisbon'un burada handikap bile atmasını bekliyorum aga. Öyle bir beklentim var. Lisbon karşısında Lisbon'un kendi evinde. Yani bu Vökeresi falan da satmadı zaten. Takım bu yılda Şampiyonlar Ligi'nde de iyi ilerleyebilir diye düşünüyorum. Ben burada Lisbon tarafındayım. Milan Liverpool. Şimdi Milan oyun olarak nereden geliyor? Buna bakalım. Aga Milan oyunun %70'ini yani hücumun %70'ini soldan yapan bir takım. Theo Hernandez, leao Oradan kornerleri de alıyor bu takım. Okey mi? Liverpool da aynı şekilde korner. Aga ben bu maça gollere gitmedim. Korner aldım. Liverpool'un son korner, Nottingham Forest mücadelesinde korner almıştık. 9'da kalmıştı. Umarım yine 9'da kalmayız. Evren enerji göndermeyelim. Ben burada güzel bir korner maçı olarak görüyorum. Şu an korner açık değil ama açıldığı zaman Şampiyonlar Ligi'ne 8.5'tan bile başlama ihtimali var. Avrupa'dan bakmadım ama 8.5 varsa 8.5, 9.5 varsa da 9.5 üst korner alalım. Hatta bazı maçlara 7.5 bile açıyorlar. Real Madrid ile Stuttgart mücadelesi. Yani Real Madrid takım oyununu oynayamıyor. Aga çok fazla yıldız isimler var. Son mücadelesinde ben deplasmanda kazanacağını düşünüyordum. Misli yaptık. İdeal kuponumuzu aldık cumartesi günü. 2-0 gibi skorla kazandı. Zorlanabilir. Ya yani Stuttgart burada öne çıkmaması yeterli olacaktır. Kapansa Real Madrid açmakta zorlanıyor zaten. Şimdi gollü mücadele bekleniyor. Öyle söyleyeyim. Hatta 2.5 üstüne 1'in ona 1.40 falan. Ama ben gitmeyeceğim aga. Ben 4.5 alçayım. Yani gelecekse de 1.70. Hatta iddiada bulunan oranı 1.80'e kadar yakındır. 4,5 altında bir Real Madrid galibiyeti gelebilir. Yani 5 gol sesi beklemiyorum. Şöyle de bir olay var. Real Madrid'in yeri Şampiyonlar Ligi'dir. Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir oyun da sergileyebilir ama gerçekten o takım içindeki o oyun yok haka Takım oyun yok. Vereceksin bu kara çocuklara koşturacakileri hepsi. Öyle bir oyun var. O yüzden 4,5 altında bir Real Madrid galibiyeti bence olacaktır. Ya Barcelona oynasa 4,5 üstten korkarım. Anladın mı? Adamlar oynuyor çünkü takım oyunu ablukaya alıyor. Ama Real Madrid ablukaya alamıyor ki aga. Son maçta neler direkten dönenler dönenler öyle söyleyeyim. Stuttgart'ın gol atma ihtimali bile var burada yani öyle söyleyeyim. Geçtim. Ayın 18'inde 4 tane mücadelemiz var. Yine aynı şekilde başlayalım. Agalarım Salzburg mücadelesiyle başlıyoruz. Salzburg'un ben burada. Ya şimdi çift ayaklı bir maç değil bu. Salzburg da burada galip gelmek isteyecektir illaki 3 puanlı sistem. sparta Pran ben burada yani gol atma ihtimali var tabii ki. Ben bu mücadeleyi var olarak değerlendirdim öncelikle. Her iki takımın atacağı goller. Ama ben oyun olarak yani şu Avrupa Ligi'nde izledik ya hem Sparta Praha hem Salzburg'u. Oyun olarak ben Salzburg'u bir adım önde görüyorum. Karşılıklı gole ben okeyim. Hiç problem değil. Ama yüksek orandan da yapabileceğim, önerebileceğim tercih ben burada. Salzburg tarafından gelecek ikinci gol aga. Şöyle 1.91 bandında. Zaten Salzburg'dan bir gol gibi bekliyorum. İkinci golün riski 1.91 ama idealden KG alın. Yani skorda 2-1 Salzburg kazanabilir. 2 ikisi var mı? Olma ihtimali var. Ama ben 2-1 Salzburg'a biraz daha yakınım. Favori Spartak Prag olmasına rağmen. Celtic ile Bratislava mücadelesi. Celtic'in burada havada, karada, suda, okyanusta, ne bileyim nehirde her türlü yenmesi gereken bir mücadele. Oyun olarak zaten çok üst düzey. Fark var bence. Yani şu Celtic'in takım oyunu tamamen bir teknik direktör takımı zaten Celtic. Muazzam bir oyun da sergiliyor. Avluka'ya alacaktır. Burada bir buçuk üstüne galibiyeti ideal kombinlere girebilecek. Hatta sizlere bir adet ideal kupon vereceğim dedim ya Telegram'da. Bu maç olabilir işine koyabilirim aga. Telegram'a da mutlaka katılın. Ücretsiz Telegram'a açıklama yorumlarda linki var zaten. Mutlaka katılın. Bunun da bilgisini vereyim. Celtic bir buçuk üstünde bir yapar. Onun dışında iki buçuk üstünde ben bire okay de okeyim. Paris'te Girona. Girona son mücadelede Barcelona'ya 4-1 gibi skorla mağlup oldu. Barcelona farklı oynuyor aga bu sezon. Ciddi manada. Hans Flick'le birlikte. Girona'nın zaten dert basman şeyi vardı. Ya problemi vardı. Geçen sezon da aynı şekildeydi. Ben Paris'in burada rahat yenmesini bekliyorum. Ben oran almak adına yine bir buçuk üstünde bir yapacağız. Oran almak adına 2-0 2-1 3'ü var mı var hatta. Paris burada bence galip gelecektir. Bir buçuk üstüne bir ben okeyim. 2.5'a da varım. Hatta dediğim gibi isteyenler de 2.5 üst yapabilir. Alınacak bahis burada Paris tarafına kadar. Girona tarafını ellemeyin. City ile Inter mücadelesi. Agalar'ın bu maçı da sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Ben burada City tarafındayım Aga. Çok güzel bir oynanan bir oyun var. Inter karşısında Inter de çok iyi oynuyor bu arada. Inter direnecektir. Ama ben City'nin bir yerde açmasını bekliyorum. Çok fazla gol beklemiyorum bu arada. Mat sonu bir idealden alalım. Dediğim gibi çok fazla gol beklemediğimden dolayı da 4.5 altında bir City galibiyeti bekliyorum. Çünkü zaten bu ikili Şampiyonlar Ligi finaline karşılaşmıştım. Yine o havada geçebilecek bir karşılaşma düşünüyorum. Final maçı biraz daha temkinli şey yok çünkü. dönüş yok. Burada da aynı şekilde biraz daha temkinli oynanabilir. Ama 4.5 altına bir galibiyetine de ben okeyim. Yani oran çok güzel. Tatminkar. 19'una geçtik. Aga Hanım sizlerden dediğim gibi beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz aynı şekilde. Nazar değmesin diyelim. Devam edelim. Feyenoord'la level kuzen mücadelesi. Aga doğrudan 2.5 üstü olarak aldım bir karşılaşma. Özellikle level kuzen tarafı çok açık oynuyor ve çok fazla hücumda pozisyon yaratabiliyor. Oyun zekası çok üst düzey ve takım oyununu en iyi şekilde sergiliyor. Feyenoord da buna destek verebilir. 2.5 üstü aldım. Yüksek oranlarına dedim ki 3.5 üstte bile gidebilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. Onun da oranı 2.13 bandında bir oranı var. Değerlendirecekler değerlendirebilir. Trabzon Kayseri mücadelesi. Burada da ben Trabzon tarafındayım. Şenol Hoca geldi. Kendi evindeki ilk mücadelesinde berabere kaldı. 10 kişi golünü de attı. Dedim yani. Yani bu maçta Beşiktaş tarafına yönelebiliriz. 2-1 falan kazanabilir dedim ama öncelikli olarak hem taraftar ile birlikte hem de Şenol Hoca ile birlikte ben burada Trabzon'un gol atmasını bekliyorum. Ligde zaten gol de atamamıştı. İlk gol de Trabzon attı 10 kişi kalmasına rağmen. Ben burada Trabzon Spor'da ilk galibiyetini alır diyorum. Ben burada Trabzon'un galibiyetini bekleyeceğim. Hatta bak hatta bir şey söyleyeyim mi? Tekli olaraktan bak gelmezse Kangal gelmedi yazın bunu. 3.5 altında Trabzon galibiyeti. Bak 2 .28. Ben kolay kolay imza atmam aga. Tamam mı? Geçen hangi maça imza attım? Bak enerji yükseldi. Parma'nın ilk yere deplasmanda basmanda atacağı gole. Napoli karşısında atacağı gole imza attım. bin oranı vardı. 2.28'in altına Kangal'ın imzasını attı yazarsınız. 3.5 altına bir Trabzon galibiyeti. İmza maçı. Yaz. Yaza geldim. Atletico Madrid Leipzig. Aga çok maç anlatınca insan da yoruluyormuş ya. Neymiş bu böyle? Ben Leipzig'in çok iyi bir deplasman takımı ve Atletico Madrid'in bu sezon o defansif oyunun dışında hücum futbolunu oynadığını biliyoruz aga. Karşılıklı gol var. Benim tek ideal tercihim. Başka tercih almadım. Skor beklentim 2-1 Atletico Madrid. 2.5 üstünde bir 1 yaparsanız da oran 2 üstüne çıkar. Bunun da bilgisini vereyim. Son mücadele Monaco ile Barcelona. Maç TRT 1'de Barcelona'nın da ben burada Deplasman'da Monaco'ya karşı çok iyi bir oyun sergileyerekten de ki iyi oynuyor zaten şerefsizler. Deplasman 1.5 üst 1.45 bandı oranı var. Skorunda 2-1 Deplasman'da Barcelona galibiyeti olacaktır. Değerlendirenler bol şanslar. Agalarım sizlere bir adet ideal kupon vereceğim. Hatta ekrana gelsin. Bak ideal kuponumuz pazar günü videoda zaten direkt koydum belliydi. Ama Şampiyonlar Ligi'nde şu an tam netleştiremedim kuponu kazandırmak için söylüyorum sizlere. O yüzden Telegram kanalında verilecek. Mutlaka buraya katılın. Katılım ücretsiz buraya. Açıklamada linki var. Yorumlarda linki var. Telegram'da kanka atıp ücretsiz yazsanız da çıkar. O yüzden buraya mutlaka katılın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Video like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.